Merhaba, ben diyetisyen Gamze Yılmaz. Bugün sizlerle başlıca yapılan diyet hatalarından bahsetmek istiyorum. İlk olarak bir diyet programına başlamak istediğinizde, isterseniz bunu kendi başınıza yapıyor olun ya da bir uzman kontrolünde olun ama genellikle yapılan başlıca hatalar var. Peki bunlar neler? İlk olarak aç kalmak. Diyet yapmak demek aç kalmak demek değildir. Özellikle de internetten bulduğunuz bir diyet listesi ya da arkadaşınızdan aldığınız bir diyet listesi sizi zayıflatmaz. Bu yüzden bir uzman kontrolünde diyete başlamanız gerekiyor. Diyelim ki başladınız. Aslında yapılan en net hata şu, kişinin farkında olmadan şok diyetler yapıyor olması. Şöyle ki aç kaldığınızda metabolizmanız yavaşlamaya başlıyor. Diyelim ki benim günlük almam gereken kalori 1800 kadardı ve ben her gün 800-900 kalori kadar vücuduma vermiş oldum, beslemiş oldum. Peki ne oluyor? Daha sonra vücudum bu düşük kaloride beslenmeye alışıyor ve metabolizmam yavaşlıyor. Aslında kendi kendimi bir hataya sürüklemiş oluyorum. Bu yüzden lütfen kendi kendinize diyet yapıp kendinizi boş yere aç bırakmayın. Daha sonrasında bunun toparlanması inanın daha çok zor oluyor. İkinci diğer önemli olan hatamız da gerçekçi olmayan hedefler koymak. Siz bu kiloları 1-2 ayda almadınız. Bu yüzden de 1-2 ay içerisinde kiloyu vermeyi bekleyemezsiniz. Daha mantıklı, daha gerçekçi hedefler koyun kendinize ve hem kendinize hem de vücudunuzu strese sokmayın diyelim. Üçüncüsü, mucize besinlere inanmak. Evet, her yıl mutlaka piyasaya harika zayıflatıcı etkisiyle bir ürün sürülüyor. Bu bir dönemler altın çilekli, tef tohumu çayıydı, Hindistan cevizi yağıydı, chia tohumuydu derken insanların da aklı karışabiliyor. Çünkü hepimizin zayıf noktası zayıflamak. Yani bir mucizevi zayıflatıcı etkisiyle size bir ürün önerdiğinde lütfen ona kanmayın. Sürekli bu besini tüketiyor olmak hem diğer tüketeceğiniz besinlerin eksikliğine neden olabileceği gibi üstelik diyette sıkıcılığa da neden olmakta. Bir diğer yapılan hatalardan biri ise kaçamak yapıldığında her şeyi yakıp yıkmak. Tamam, bir diyet içerisindesiniz. Her şey harika gidiyordu ama o akşam yemeğinde bir dilim baklava yemiş oldunuz. Yani inanın oradaki motivasyon düşüklüğünüz bizim için daha önemli. Ben yapamıyorum, ben beceremiyorum, ben hiçbir şey yapamıyorum demenize hiç gerek yok. O yüzden yapmanız gereken bir sonraki öğünü nasıl toparlarım olmalı. Ne yapabilirsiniz? Bir sonraki öğünü dediğim gibi porsiyonu küçültebilirsiniz ya da ertesi gün daha sakin bir program izleyebilirsiniz. Ve son olarak lütfen sürekli tartılmayın. Evet, başlangıçta hepimiz heyecanlıyız. Kilo vermek istiyorsunuz. Ancak sürekli tartılmak sizi farkında olmadan strese sokuyor. Peki neden? Yani şöyle düşünün. Gün içerisinde sürekli aynı ruh halinde oluyor musunuz? Hayır. Tıpkı diyette de böyle. Bir gün kilo almış olursunuz. Ertesi gün bilirsiniz. Bir gün daha fazla su içersiniz. Ya da ertesi gün tuvalete çıkmamış olursunuz. Seyahate gitmişsinizdir, vücudunuz ödem toplamıştır ya da kadınlar adet gününde olabilir, yine tekrardan ödem toplamış olabilir vücudu. Bu yüzden diyorum ki lütfen sürekli tartılmayın.